canım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sarmaşık hakkında bir konuşma gerçekleştirmek istiyorum. Sizlerin de nezdinde. Sarmaşık bence değerini bulmuş bir film değil arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli, çok mükemmel oyunculuk, mükemmel karakter gelişimi, mükemmel çekimler. Gerçekten hissiyat olarak da harika bir hissiyata sahip bir film. Şimdi baktığımız zaman gerçekten de Türkiye'ye doğrudan bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Mesela ilk kesin bir gönderme olarak size söyleyebileceğim Kürt karakter arkadaşlar. Kürt karakteri ismi direkt zaten Kürt olarak koyulmuş bir karakter. Baktığımız zaman hacmi, boyu posu, kilosu, gücü yerinde bir adam. Fakat azınlıkta kaldığı için konuşmuyor bile yani. Konuşmuyor, konuşmak istemiyor daha. Biz adamdan sadece şu kelimeyi duyduk. İsmin ne? Kürt. Bu kadar. Ve filmin önemli bölümünde yok zaten. Sadece ara ara gündeme geliyor Kürt. O kadar. Burada Nadir ve Cenk hakkında konu. Cenk bu filmin gerçekten yıldızıdır arkadaşlar. Mükemmel bir oyunculuk. Bu kadar şerefsiz rolüne, bu kadar şerefsizce oynayabilecek başka bir oyuncu var mıydı bilmiyorum gerçekten. Harika oynamış. Mükemmel oynamış. Tüm karakterler mükemmel oynamış fakat burada bence Cenk'e ayrı bir parantez açılması gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir oyunculuk. Cenk'in aslında Kürt'ü öldürmesi yani. Direkt Kürt'ü aşağıya atıyor ve daha sonra işte üzülüyor gibi oluyor falan. Korkuyor biraz ama çok da aslında umurunda değil. Nadir de bunu görüyor ama o kadar ezik bir karakter ki bir şey diyemiyor bile. Burada Beybaba'nın da kötü bir yönetici olduğunu görüyoruz aslında. Sadece kendini düşünen, iç çatışmaların farkında olup bazen izleyip arkasını dönen, çoğu zaman da odasından çıkmayan bir herif yani. Saçma sapan bir sucuk mevzusundan kalkıp da işte gövde gösterisi yapıyor. Böyle bir karakteri canlandırıyor Beybaba da, öyle bir gönderme yapıyor. İsmail mesela gerçekten bu kadar dini bütün bir insan, 5 vakit namaz kılıyor, Allah kitap ağzından düşürmeyen bir insanın bu kadar kolay ağır küfürleri ağzından çıkartabiliyor olması da çok güzel bir gönderme. Muhafazakar kesme direkt bir vurgu yapmış burada. Cenk'in de tam tersi, ne kadar özgürlükçü bir karakter olduğunu görüyoruz. Yani özgürlükçü lafı altında ne kadar da aslında sapkın bir karakter. İşte hiçbir sınırı olmayan bir karakter. O da uç bir karakter. Burada iki tarafa da çok güzel bir gönderme yapılmış. İsmail ve Cenk tarafından. İsmail bir yandan da yalaka, Beybaba'nın yalakası. Beybaba gidip işte bunlara söz geçiremiyorum diyor. Aslında gerçekten de öyle bir şey yok. Söz geçirme olayı farklıdır. Yani bu İsmail'in yaptığı aşağılayarak bir şeyler yönetmeye çalışıyor. Fakat bir süre sonra tabii ki de 5 erkek orada kalmışlar. Ne zaman çıkacakları belli değil. Ne olacağı belli değil. Kaç ay orada duracaklar, kaç gün duracaklar. 5 gün sonra mı çıkacaklar, 5 ay sonra mı, 6 ay sonra mı? Bunlar belli değil. Tabii ki de sen orada bu üslupla geçinemezsin yani. Buradaki arkadaşlar zaten tecrübeli arkadaşlar değiller. Sadece işte kısa süreliğine oraya geleyim, para kazanayım. Cenk'in durumu farklı, kötü bir işe bulaşmış. Biraz hani durulsun ortalık, 5 ay kaybolayım ortadan. İşte Nadir'in durumu farklı. Nadir bir süre çalışmış etmiş zaten orada. Beybaba'nın da şeyini kazanmış. Takdirini kazanmış bir arkadaşımız. Fakat Nadir de gerçekten ezik bir tip. İsmail'e baktığımız zaman İsmail'in dışarıda çok bir şeyde başarılı olabileceğini düşünmüyoruz filmde zaten. Oraya gelmiş, kendini bir noktaya kadar getirebilmiş ki zaten en sonda direkt yardımcı kaptan rolünü üstleniyor. Yardımcı kaptan rolünü görünce de kendini çok çok kaybeden bir arkadaşımızı canlandırıyor.
Buradaki İsmail ve Nadir'in, pardon, İsmail ve Cenk'in çatışması mükemmel sonuna kadar ilerliyor. İsmail'in baştaki o ağır küfrünü Cenk sonuna kadar yediremiyor ve filmin sonunda da onu görüyoruz nasıl sonuçlandığını. Ve İsmail asla geri dönüş yapmıyor. Küfründen dolayı, işte hakaretinden dolayı özür dahi dilemiyor. Cenk defalarca soruyor, ben öyle miyim? Ve İsmail bir cevap vermiyor. Bir yandan korkuyor, bir yandan da erkeklik taslıyor gibisinden bir ilişkiydi. Fakat tabii sonunu gördünüz. En sona geldiğimizde, en sona gelmeden önce burada Alper'in bu beşli içerisinde en çok psikolojisini koruyan arkadaşımız olduğunu çok net görüyoruz. En sonuna kadar çözüme ulaşmaya çalıştı. Ne kadar aslında baktığımız zaman ortama ayak uyduran çok da hani yüksek bir arkadaşımız değil. Zeki bir arkadaşımız. Fakat çok da zeki bir arkadaşımız değil. Film boyunca hani ona ayak uydurdu, buna ayak uydurdu, onunla goy goy yaptı, bununla şakalaştı. Sadece işini yaptı yani. Artı bir şey olmadı. Cenk'le çok iyi arkadaşlık ettiler. Fakat burada baktığımız zaman herkesin, bazılarının bağımlılıkları, bazılarının psikolojisi yetmedi. Bazıları işte, Kürt zaten Cenk'in suikastine gitti tabiri caizse. Bey baba zaten hiçbir şey umurunda değil. Bey babanın o kadar olaylar dönerken nerede bu bey baba diye kaç kere söyledim yani ben. Saymadım ama belki 500 kere söylemişimdir. Abartıyorum tabii ki. Burada ama dediğim gibi Alper çok güzel psikolojisini koruyor. En sonunda artık Cenk gidiyor İsmail'in kafasına vuruyor baltayı. Nadir bunu görüyor. Nadir de kollarını kesiyor. Alper bunları görüp bunları kurtarmaya çalışıyor. Tabii ki Cenk o ara haplar alıp kafasını bulmuş bir şekilde görürüz Cenk'i. Alper burada durumu güzel yönetemiyor aslında ama elinden geleni yapıyor ve ikisini de kurtarabiliyor. Oradaki sarmaşık göndermesi zaten artık olaylar sarmaşığa girdi ve sarmaşıktan çıkmayacak yani. Sarmaş dolaş bir ortam olduğunu gösteriyor. Bana sorarsanız burada şey daha iyi olurdu. Baştan beri bir hani bir olay patlıyor, bir yerde bir sarmaşık görelim. Bir olay patlıyor, oradan da bir sarmaşık görelim ve filmin sonunda sarmaşıklara bulanmış bir gemi görelim. Ama tabii bu birazcık maliyet açısından zorlayacaktı yönetmenimizi, ki zaten yönetmenimiz gemiyi dahi bedavaya bulmuş. Yani şansa tabii ki, öyle bir gemi kiralamak çok çok maliyetli bir şey. Burada mesela Nuri Bilge Ceylan klasmanında bir film izliyoruz bence, fakat dediğim gibi böyle birkaç maliyet farklılıklarından dolayı o şey yansımıyor. Fakat bir sanat filmi izlerken ilk defa bu kadar hani şey değil, bir olayın gelişmesini 5,5 saat beklemiyorsunuz. Bir olay oluyor, gelişiyor ve sizi içerisindesiniz o olayın. Sizi o kadar güzel içerisine alıyor ki olaylarda. Demiyorsunuz ki hani burada artık yeter be, hani bu oldu, tamam anladık. Yani bunu bize 20 dakika göstermene gerek yok. Zaten film 1 saat 40 dakika. Yani bir sanat filmi 2,5, 3,5, 4,5 saatleri bulurken burada yönetmenimiz gerçekten olayı çok 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 iyi anlatmış. Oyuncularımız mükemmel oynamış. Tekrar söylüyorum, Cenk bir stardır bu filmde. Mükemmel oynamış. Mükemmel bir karakter gelişimi görüyoruz. İsmail'in baştaki halini, sondaki halini, Cenk'in aynı şekilde, Hakan, pardon, Nadir'in aynı şekilde, Bey Baba zaten farklı bir şey, Kürt ve Alper. Yani mükemmel bir karakter gelişimi, mükemmel bir oyunculuk, mükemmel bir yazarlık. Gerçekten bence şu ana kadar çekilmiş en iyi sanat filmi diyebilirim. Ahlat Ağacı da mükemmel bir filmdi. Ama Ahlat Ağacı'nda ben onları yaşadım yani. Hani bir yokuş çıkıyor arkadaşlar, adamlar, ve o yokuşu 20 dakikada çıkıyor. Yani bir yokuşu 20 dakikada çıkması ve bunu bizim izlememiz. Güzel çekimler anlıyorum, güzel oyunculuklar, fakat hani bu da bir yerden sonra gerçekten neden, anladınız mı? Tabii ki Kaan Ödülü aldı. Kesinlikle hak etti. Doğu Demirkol mükemmel oynadı. Murat Cemcir çok şaşırtıcı bir şekilde çok iyi yakışmış filme. Fakat dediğim gibi burada öyle şeyler yok. Filmler takır takır, konu takır takır gidiyor. Konuda şurada bir boşluk, aa burası olmamış, burada niye böyle falan filan diyebileceğim bir şey gerçekten yok. Gerçekten hakkını sonuna kadar vermiş bir film. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bence dediğim gibi şu ana kadar yapılmış en iyi sanat filmidir.
en de keyifli sanat filmidir. Yönetmenimize de çok teşekkür ederiz bu böyle bir sanat filmi sonunda bize izlettiği için gerçekten. Bu kadar. Benim yorumum bu kadar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu. Bay bay.